Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz Suriye'ye gönderilen atılgan ve zıpkın hava savunma sistemleri. Bu sistemler nedir? İşimizi görür mü veya ne farkları var? İncelemeye başlayalım. Artık Rus jetleri canımıza tak etti. Suriye'den öyle videolar görüyorum ki bu jetlere karşı pek bir şey yapamıyoruz ve yine ordumuzu vurdular. Hisar videosunda da belirttiğim gibi bir şeyler deniyoruz ama ne yazık ki tam olarak yeterli değil. Bize küçük şeylerden ziyade büyük çözümler lazım. Şimdilik çok büyük bir çözüm üretemesek de bu uğurda yapılan en yeni adımlardan biri de atılgan sisteminin Suriye'ye gönderilmesi oldu. Fotoğrafta gördüğünüz üzere birkaç adet atılgan sistemi birliklerimizi korumak için İdlib'e gönderildi. Atılgana göz atacak olursak, envanterimizde 3000'den fazla bulunan M113 araçlarını değerlendirmek üzerine bu araçlara kurulmuş bir sistem. Bu araçlar her türlü arazide hareket edebilir ve elimizde çok fazla bulunduğundan bakımları ve eksiklerinin giderilmesi daha kolay. Nispeten hafif bir paletli araç olmakla birlikte üzerinde 8 adet hava savunma füzesi bulunmakta. Bu füzeler de nedir? Stinger. Geçmiş zamanlardan beri lisans altında üretmemizden dolayı artık Stinger'ı ileri seviyelerde yapabiliyoruz. Ürettiğimiz bu Stinger füzesinin vuruş menzili ise 8 kilometre ve yaklaşık 5 kilometrelik bir yüksekliğe de ulaşabilmekte. Koya koya Stinger mı konuldu diyebilirsiniz. Ama bu araçlar için Stinger'ın seçilmesinin sebepleri vardı. İlk sebep zaten bu araçların kısa mesafelerde iş yapacak olması. Ana amacı bir jet düşürmek veya bir seyir füzesi engellemek değil, bunlar için başka sistemler var. Araçların amacı üst bölgelerini veya konvoyları, İHA'lara ve helikopterlere karşı savunmak. Hızlı olduklarından, reaksiyon süreleri çok kısa olduğundan, iç bölgelerde saklanıp bir anda ortaya çıkarak, bölgede hava savunma sistemi olduğundan habersiz hava unsurlarını kolayca düşürebilirler. Buna jetler hariç diyoruz ama bomba sortisi için alçalırlarsa onları da vurabilir. Tabii çok zor bir ihtimal. Bunların dışında Stinger, hedefi vurma oranı çok yüksek bir sistem. Yeni geliştirmeleri sayesinde ve IIR dediğimiz sensörüyle hedefin kendisine odaklanmakta. Özellikle akıllı olması sayesinde de helikopterlerin kuyruk kısmını, uçakların da motorunu hedef almakta. Bu sayede daha az patlayıcı ile daha efektif. Üstelik hava araçlarının arkasından bıraktıkları flare dediğimiz saptırıcılar da uçağın kendisine odaklandığı için etkisiz. At ve unut diyelim, işte bu yüzden Stinger seçildi. Ayrıca Aselsan'ın geliştirdiği sistemler sayesinde aracımız hareket halindeyken de yüksek performansla hedefini bulabilir ve gelişmiş bir radarla çalışabilir. Söylenenler bu yönde. Ayrıyeten sahada omuzdan ateşlemek yerine bu aracı kullanmak için sebeplerimiz de var. Normalde Stinger'ın bataryasının işletim süresi kısadır, 45 saniye kadar. Hedefi tespit ettiğiniz anda hemen atış yapmanız gerekir. Ama burada enerjisini araçtan aldığı için uzun süreler boyunca aktif kalabilir. Terörist grup değil de bizim gibi bir ordu için de bu gerekli zaten. Reaksiyon süresi de çok daha kısa olduğundan üst üste yapabileceğimiz atışlarla yine jet hariç menziline giren araçların böyle olacağını söyleyebilirim. Geldik zıpkına. Zıpkında yine atılgan gibi geçmiş zamanlarda çokça ürettiğimiz Land Rover araçlarını değerlendirmek üzerine. Üstünde sadece 2 adet Stinger füzesi olsa da atılgandan çok daha hızlı olduğu için bir hava aracını kovalayabilir veya hızlıca meydana çıkıp hedefini vurabilir. Üst bölgelerinde olmasa da hızlı intikallerde atılgandan bir tık daha önde. Sayı vermek gerekirse elimizde zıpkından 80 kadar ve atılgan sisteminden de 150'den fazla var. Genelde ülkemizdeki karakollarda bulunmaktalar. Ama bu sayısına rağmen de Suriye'ye neden başlarda gönderilmedi merak konusu. Yani tamam uzun menzilli veya fazla etkili bir şey değil ama bir hiçbir şey olmaması var bir de olması var. Yorum sizin. Geldik sona. Bakalım bu Suriye bataklığından nasıl sıyrılacağız? Karışık duygular içerisinde hep birlikte takipteyiz. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da videoların devamlılığını sağlayabilirsiniz. Aydınlık günlere ulaşmak dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.